Bu filmde yer alan karakterlerin ve olayların Erdemir'le ilgisi yoktur. Erdemir tesisleri sadece mekan olarak kullanılmıştır. Merhaba sevgili Erdemir çalışanları. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu filmde iş hayatımızda uyulması gereken kuralları ve güvenlik önlemlerini ve ne kadar önemli olduklarını anlatmaya çalışacağız. Filmimizin kahramanı Demir. Sizler gibi fabrikada işçi olarak çalışıyor. Ve onun da bir eşi ve bir kızı var. Her sabah olduğu gibi erkenden uyanıyor ve hazırlanmaya başlıyor. Gelin devamlı birlikte izleyelim. Hadi kızım, şu sütünü iste. Okulda en başarılı öğrenci sen olursun. Kızım zaten çok akıllı. Başarılı bir öğrenci değil mi anne? Geçen gün pek iyi getirdi. Hangi dersten söyle bakayım babana. Matematik. Aferin sana benim bir tanem. Hadi anneciğim, babanın söylediğini dinle, şu sütünü bitir. Hadi bitir. Biliyor musun bizi çizdi? Nasıl çizdi? Kaç kişi gösterdi? Baba, bir tane. Anne ve kız. Anne yok, anne yok. Sadece baba, bir de kız değil mi? Anneydi mi çizdin? Baba. Anne, baba, kızı çizdin mi? Kendin çizdin mi? Evet. Aferin sana. Bakalım, doğruyalım. Hadi, görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Tamam, hadi görüşürüz. Hoşça kal babacığım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi. Akşam erken gel, oldu mu hayatım? Akşam maçı izlediniz mi? Bizimkiler süper oynadı. Bu sene kesin şampiyonuz. Nerede şampiyonsunuz be? Bu sene biz geliyoruz. Gümbür gümbür. Öyle değil mi Mehmet? Kesin. Haydi oradan be. Dünya kadar para verdik yabancılara. Bu sene kesin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Hasan Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi çalışmalar. Sağ olun. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Biliyorum dün de çok çalıştınız ama sen merak etme usta. Evelallah bu işin de üstesinden geliriz biz. Merak etmeyin.
Ben ne yapacağınızı tek tek göstereceğim. Tamam Mehmet. Üzgünüm. Eşinizi bir iş kazasına kaybettik. Başınız sağ olsun. Anlamadı, hiç mi beklemedi? Demedi mi beni bekleyenim var? Nasıl hata yapabilir ya? Nasıl kendi hatasıyla ölebilir? İnanamıyorum. Sanki şaka gibi geliyor. Birazdan kapıyı çalacak ve hayatım ben geldim. Hadi gel akşam gezmeye gidiyoruz diyecek gibi geliyor. Ama yok. Yok olduğuna inanmıyorum ki. Bunu kendi hatası yüzünden olduğuna inanamıyorum zaten. Benle Umut'u düşünmemesine inanamıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Umut'la ne yapacağım ben? Ben onsuz ne yapabilirim ki? Hiçbir şey beceremem. Hiçbir şey.
Emir Ersin sizin sorumlu olduğunuz sahada mı çalışıyordu? Evet. Kendisi 9 Mayıs 2004 tarihinde iş yerinde güvenlik kurallarına yeterli derecede uymadığından vefat etmiştir. Bu konuda sizin de sorumlu tutulabileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Evet. Soruşturma netlik kazanıncaya kadar şehirden ayrılmamanızı rica ediyoruz. Yapma artık. Geçti gitti. Unut gitsin. Unutayım mı? Nasıl unutayım? Evet, unutma. Çünkü bu senin de hatandı. Senin yüzünden bir arkadaşın öldü, öbürü de sakat kaldı. Ne demek senin hatan? Senin hatan falan değildi. Bu tamamen Demir'in hatasıydı. Onun yüzünden oldu. O dikkat etseydi. Bu senin sorunun değil. Ama ben gördüm. Ve onu uyarsaydım bütün bunları engelleyebilirdim. Şimdi ikisi de burada yanımda olurlardı. Eskisi gibi birlikte çalışırdı. Keşke onları uyarsaydım. Kurallara uymadığını fark ettiğin anda onu durdurmalıydın. Bir kere bir şey olmadı diye bir daha olmayacak anlamına gelmiyordu. Bu yüzden evet, bu biliyorum, senin de hatan. Keşke, keşke. Bu kazadan sonra herkesin hayatı tamamen değişir. Demir'in karısı maddi ve manevi sıkıntılar çeker. Kızı Umut'sa başarılı bir öğrenciyken babasını kaybetmenin verdiği acıyla ders çalışamaz ve sınıfta kalır. Öbür taraftan Kemal sakat kalır ve bir daha çalışamaz duruma gelir. Koskoca bir yıl geçti Mehmet. Tas tamam bir yıl. Ben her gün o anı yaşıyorum. Gündüz çocukların gürültüsü, iş güç derken unutuyorum ama akşam eve gitsin, başımı yastığa koyduğumda bir tek şey düşünüyorum. O gün, o anı unutamıyorum Mehmet. Demir'in o bakışı, çığlıklar. Sonra neden ben diyorum. Neden bunlar bizim başımıza geldi? Cevabını biliyorum ya. Yine de kabul edemiyorum. O gün daha dikkatli olmalıydık be Mehmet. Şimdi o kuralları boşu boşuna koymadıklarını çok daha iyi anlıyorum ama. Ama artık çok geç, öyle değil mi? Geç, çok geç. Allah şükür ben yaşıyorum. Tabii buna yaşamak yenisi. Bütün yük eşimin omuzlarında. Ben bir iş bile bulamadım. Peki ya Demir? O gencecik yaşında. Evet. Gencecik yaşında. Uyarmalıydık onu. Evet. Ama artık çok geç. Dünyada her yıl ortalama 110 milyon işçi iş kazası geçirmekte ya da meslek hastalığına yakalanmaktadır. Dünyada her 3 dakikada bir işçi iş kazası veya meslek hastalığından ölmek eder. Tüm bunlar yaşanmayabilirdi. Kemal, Mehmet ve Demir hayatlarını kurtaracak iş sağlığı güvenliği kurallarına uysalardı, onlar ve sevdikleri için bakın neler değişti. Demir başarılı bir şekilde çalışmaya devam etmekte. Kızı Umut bu yıl sınıf birincisi oldu. Demir ve Ayşe kızlarının başarısıyla gurur duyuyorlar. Thank you.
Kemal attığı gollerle takımının gözdesi oldu. Mehmet çalışmasına başarılı bir şekilde devam etti. Hasan, iş sağlığı güvenliği konusunda yaptığı titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda bu konu hakkındaki duyarlılığından dolayı yönetim tarafından onurlandı. Lütfen artık çok geç dememek için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyalım. İşiniz hayatınız. Hayatınızı koruyun.